yoldaydık. Bayağı bir tartıştık. Ama öyle böyle değil. Affedersin. Önemli değil. Anlatıyordun. Devam et. Sonra kocam olacak o adi herif beni arabadan dışarı attı. Vay namussuz vay. Ben de kaldım tek başıma. Ben biliyorum onu. Biliyordum peşimden geleceğini. O yüzden yolun karşısına geçmek istedim. Yani benim kocam çok dengesiz biri. Yani nasıl desem, ne yapacağı hiç belli olmaz. Ya hatta bazen... Tamam bacım, tamam. Yorma kendini. Belli ki kötü şeyler geçmiş başından. Ama bak burada emniyettesin. Yalnız pek ellemeyin. Tamam, çok sağ ol. Hasan, sen biraz gelsene mutfağa. Mutfaktan bir şey indirecektik, dolaptan. Tamam. Dolaptan ne inecekti? Bırak dolabı falan. Kim bu kadın Allah sen? Ya söyledim ya ben sana. Kendisi de anlattı, duydum. Başına neler gelmiş kadıncağızın, yazık. İyi de bizim eve niye geldi el alemin kadını? Ya saniye, yardıma ihtiyacı vardı. Ne yapsaydım? Vallahi benim hiç gözüm tutmadı bu kadını. Ağzından çıkan bir tek kelimeye de inanmadım. Söylemedi deme. Ben gördüm, ormanda öyle baygın yerde yatıyordu. Yürüyecek hali yoktu. Böyle şeyin yalanı mı olurmuş? Niye olmasın? Olur. Ya saniye, yapma Allah aşkına. Bu kadar kötü düşünme. Hem sevaptır yani. Yok vallahi. Ben hiç sevmedim bu kadını. Ne olduğu, kim olduğu hiç belli değil. Bir yolunu bulup hemen gönder şu kadını. Bu durumda nasıl göndereyim? Koyayım mı yani? Hem nüfusumuzu alacak değiliz ya. Elbet gidecek. Ben anlamam Hasan. Gözleri bir başka bakıyor bu kadının. Ben huylandım bir kere. İstemiyorum dediysem istemiyorum. O kadar. Subhanallah. Bacım, yani Arzu Hanım, ben oturup düşündüm de, yani sizi daha emniyetli bir yere götürsek. Nasıl yani, nereye? Karakol veya hastane, daha iyi olmaz mı? Olmaz, yani hiç iyi olmaz. Kocam benim izin bulursa beni yaşatmaz. Ben daha güvenli olur diye. Bakın Hasan Bey, sağ olun, bana evinizi açtınız. Ama bana bir iyilik yapmak istiyorsanız lütfen bana telefon bulun. Telefon? Bacım, merakımı mazur görün ama kimi arayacaksınız? Bakın, bana bir telefon lazım. Hem ben sizin bu elinizi karşılıksız bırakmam. Çok para veririm size. Lütfen. Peki. Buyur. Sağ olun. Söyledin mi? Vallahi söyledim, söylemesine de pek yanaşmadı. Kocasından korkuyor. Nasıl yanaşmadı? Bu ne demek oluyor Hasan? Ya kolundan tutup dışarı mı atayım? Hastane veya karakola gidersem kocam beni muhakkak bulur diyor. Bir de ben telefonu verdim ona. Alıp bahçeye çıktı. Ne? Ya ben kadını def et diyorum, sen kalkıp bir de telefonunu veriyorsun. Hırlı mı, hırsız mı, ne işler çeviriyor belli değil. Niye düşünmüyorsun bunları Hasan? Başımız yanacak yemin ederim. Ya niye öyle düşünüyorsun? Belki kendisini alsın diye birilerini arıyordur. Of Hasan of, inşallah dediğin gibidir.
telefonu. Aç artık ya. Alo. Alo Leyla. Neredesin bak? Çabuk yardımın lazım bana. Arzu, sen misin? Evet. Neredesin diyorum. Acil yardımın lazım. Evdeyim ben. Öyle deyince çıkamam ki evden. Leyla bak, uzun uzun anlatamam. Başım dertte. Bana ancak sen yardım edebilirsin. Ne oldu ki? Hemen çiftliğe gitmen lazım. Bana para getireceksin. İyi de sen neredesin? Ya tam adresi bilmiyorum. Ama ben sana buraya bir şekilde anlatırım, tamam mı? Ne olur çabuk ol. İyi tamam. Da para nerede? Sen oraya gittiğin zaman ben sana paranın yerini söyleyeceğim. Sonra sen beni bu numaradan ara, tamam mı? Ama lütfen bak çabuk ol. Lütfen. Fısır fısır kiminle konuşuyor acaba bu kız? Hay Allah'ım sen bu kıza akıl fikir ver. Nevresimleri geçirecektim de. Kapı önünde mi? Neyse ben çıkıyorum. Gecikmem merak etme. Ay üstüme iyilik sağlık. Nereye çıkıyorsun sen nereye? Onur'la buluşacağım. Başka sorun yoksa çıkıyorum. Onur'la mı konuşuyordun sen demin? Evet evet Onur'la konuşuyordum. İyi iyi aklın başına geldi demek. Selam söylersin benden. Olur söylerim. Kızım böyle mi gideceksin? Bir üstüne çeki düzen versin. Şu saçına bir tarak sür. Üf, iyi böyle ya. Hay Allah'ım sen akıl fikri ver benim bu kızıma ya Rabbim. Sanki başka kimse kalmadı benden yardım istiyor. Nereden bulaştım ben bu kadına ya?